Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya. Efendim TV55 ekranlarına hoş geldiniz. 14 Ocak 2024 saat yaklaşık 15.34 tam olarak bilgisayara bakarak kopya çekerek oradan söylüyorum. Dakikalar önce 18. TFF 1. Lig'de 18. haftanın önemli maçlarından birisi Manisa FK Kocaeli Spor maçı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bugün Eyüp Spor'un Keçiören Gücü'nü 2-0 yendiği maçı ve Sakarya Spor'un kendi sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmaları da konuşacağız Özcan Purde hocamla birlikte. Ve TFF 1. Lig'le ilgili bir genel hızlı değerlendirme yapacağız. Tabii hocam çok mutlu çünkü Eyüp Spor farkı giderek açıyor. İkinci devrenin ilk haftası Eyüp Spor'a yaradı. Ve ben şimdi İstanbul'un kalbine dönüyorum. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hocam İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler. Tabii hocam yani futbol oynanıyor ama tabii takımların da aldığı cezaları görüyoruz işte. Üç takım Erzurum, Altay ve Giresunspor süresiz transfer yasağı aldı. Bu çok önemli ligin gidişatı açısından. Çünkü Altay ile Giresun'un şu anda ligin dibinde olduğunu görüyoruz. 9 ve 8'er puanla. Bir de transfer yasağı aldılar. Bu ligde nasıl kalacaklar? Ya Allah kuvvet versin onlara. Erzurum tabii. Erzurum bunların içinde daha dirençli. Daha sanki oturmuş bir kadrosu, daha mücadele eden bir kadrosu var. Tuzla takımı da 2 yıllık bir ceza aldı. Lige katılmayan Yeni Malatya Spor'un da ceza aldığını biliyoruz FIFA'dan. Yani bu işin gidişatı iyi değil hocam. Tabii Süper Lig'de de aynı 3'er yıl ceza alan 5-6 takım var. Bakalım bu sonu nasıl olacak bu işin hocam. Evet, Türk futboluna bir reset atmak gerekiyor galiba ama o reseti kim nasıl atar onu da bilemiyorum tabii. Bıçağı yani, doğru yerden kesmek lazım. Atınca düzelecek mi orası da tartışılır. İşte onun için doğru yerden vurmak lazım bıçağı. Çünkü yanlış giden çok şey var. Şimdi hocam maçlara hızlı bir şekilde geçeriz. Ben küçük bir duyuru yapacağım izleyicilerimize. Şimdi biz biliyorsunuz TV55'in bir de kardeş kanalı var. Zaman Mekan Makinesi isminde bir kanalımız var. O daha çok böyle ulusal çaplı yayın yapan, futbol dışındaki konulara eğilen ve dün, bugün, yarın konseptiyle değişik bir YouTube kanalı. Henüz oraya abone olmamış olan izleyicilerimiz vardır. Onlara açıklama ihtiyacı duyuyorum. O kanalın ismi üzerinden bir haber sitesi kurduk. Ulusal haber sitemiz zamanmekanmakinası.com hizmete girdi. Zamanmekanmakinası.com sizler için de önemli çünkü TV55 videolarına bu yeni haber sitesinde yer vereceğiz. Linkini ben açıklamalar bölümüne koyacağım. Lütfen buradan da bizi takip edin diye bir küçük duyuru yapayım. Ve şimdi hemen hocam istersen sıcak karşılaşmadan başlayalım. Kocaeli Spor hiç beklemediği bir yenilgi aldı Manisa FK karşısında. 2-1'lik bir yenilgi. VAR hakemine çok işler düştü. İptal edilen penaltılar, kritik tartışmalı pozisyonlar. Ve zor bir maç oldu ve Kocaeli Spor ikinci devreye hiç iyi bir başlangıç yapamadı. Manisa FK rakibini yenerek önemli bir yara açtı Körfez takımında. Evet hocam, bu karşılaşmayla ilgili değerlendirmeni rica ederim. Hocam, Kocaeli takımı çok şey kaybetti ama bu maçın da pek teknik yorumunu da yapmak kolay değil. Gerçekten tam bir hakem faciası. Yani Ali Özer diye bir hakem seyrettim ben. Yani gördüğüm en pasif ve zayıf hakemlerden biri. Verdiği bütün kararlar tartışıldı. Yani Kocaeli Spor bugün kötü oynamış olabilir. Futbolda bu var. Sahaya iyi bir oyun ortaya koymamış olabilir ama bence yani hakem tarafından hakkı yenmiş olarak görüyorum. Ben ne açıdan? Yani birinci attığı bir gol var. Tekrara gelmedi. VAR tarafından. Offside diye iptal edilen bir gol var. Yani onu çıplak gözle seyrederken ben oyuncunun aynı hizada olduğunu gördüm Tanguy'nin. Yani yanılabiliriz ayrı bir şey ama yani bir de tekrara gelmiyor. Yani bu tür şeyler emide bulandırılır. Verilmeyen, bana göre verilip iptal edilen bir de verilmeyen iki penaltı var. İptal edilen penaltıyı yani şöyle yorumluyorum ben.
Orada faulün olduğunu kabul ediyorlar ama top, yani oyuncu dışarıda mı içeride mi diye bir tartışma var. Bana göre oyuncu içeride faulün yapıldığı anda, topun nerede olduğu çok çok önemli değil. Oyuncuya içeride yapılmış bir hareket var. Yani sağ ayağına yapılmış bir darbe var. Yani bir maçta sonra sayılmayan ikinci gol için çok bir şey iddia edemiyorum. Yani o pozisyona offside kararı verdi diye VAR'ı çok eleştirilemeyeceğim. O bile tartışılır ama yani sonuçta günün sonunda verilmeyen iki penaltı ve sayılmayan iki gol, yani şampiyonla oynayan bir takıma çok büyük bir darbe vuruldu bana göre, Kocaelispor takımına. Yani Kocaelispor yönetiminin mutlaka bu maçın üzerinden değerlendirme yapmalı. Yani bu kadar kolay değil hocam. Yani bir takımın şampiyonluğa giden, şampiyonluğa da gitmese, küme düşmüş bir takım da olsa, bir takımın böyle bir hakem tarafından, yani doğranması diyeceğim amiyane tabirle, çok acı. Yani futbol hocam, sonra hakemlerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Hocam yani doğru kararı, yani önündeki kararı veremiyorsun. Verdiğin karardan vazgeçiyorsun. Seyrettiğin VAR pozisyonunda, yani ekranda seyrettiğin kararda bile doğru karar veremiyorsun. Allah hakemleri ıslah etsin diyorum. Tabii Kocaeli takımı istediği oyunu oynayamadı. Yani yaptığı kamp çok işe yaramamış. İyi bir Kocaelispor göremedik bilhassa maçın ilk yarısında. Yani inanılmaz savunma hatası, işte Burak'ın yaptığı bir hatadan kaynaklanan ilk gol, ikinci golde arkaya kaçılan çizgi, kaçırılan Oğuz'un arkaya kaçırılması, orada tek hat halinde kalan bir savunma, orta sahada atılan pasa verilen müsaade, bunlar Kocaelispor'un zaafları olarak gözüktü. Aslında maçın başında kanatları kullanmaya çalışan bir Kocaelispor takımını da gördük. Ama bu kanatları kullanmaya çalışmak çok da etki getirmedi. Dezavantajlı başladığı maçta çabuk cevap verdi Manisa FK'ya. Barış Alıcı güzel bir gol attı. Kanattan gelen topta güzel bir gol attı. Ama o verdiği cevaptan sonra da oyuna bir türlü giremedi. Yenilen ikinci gole ve oyuncu değişikliklerine kadar. Yani hocam, savunmada bu kadar hata yaparsan, savunmanın göbeğinde iki tane bekin müthiş zaaf içerisinde olursa, yani Manisa takımı gibi kendini yenilemiş, teknik direktörünü değiştirmiş ki Mustafa Dalcı bu ligi tanıyan, bu ligin önemli teknik direktörlerinden biri. Mağlubiyette kaçınılmaz oluyor. Hocam bu savunmayla, bu beklerle, yani Süper Lig'in kapısına yanaşmak çok zor. Bugün bakıyoruz işte, bu mağlubiyetle Eyüpspor'la arandaki puan farkı 12'ye çıktı. Göztepe'ye de ikinciliği devri. Artık senin hedefin Eyüpspor değil, Göztepe Kocaeli olarak, ki aşağıdaki Bodrumspor 32 puan kaybetmiş, Sakaryaspor 32 puan, onların da iştahını arttırdın. Bandırma 30 puanda kaldı, yani berabere kaldı, 30 puana yükseldi ama Bandırma'da yine bir ümit var içerisinde Kocaelispor'un bu oyununu görünce. Yani Kocaelispor bence bugün çok büyük bir avantajı da kaybetmiş oldu. Ben takımın içerisinde Barış, Kandelas ve Vukovic'in dışında iyi oynayan oyuncuyu da görmedim. Tanguyen'in de çok da etkili olamadığını gördüm. Ertuğrul Sağlam'ın da ben formsuz olduğunu gördüm ki bana göre Barış Alıcı'yı oyundan çıkartmaması gerekiyordu. Oyuncu değişikliğini bence Berizse ile yapması lazım ki sonradan mağlup durumdayken sadece oyuncu değişikliği yap. Bence bir sistem değişikliğine gitmesi gerekiyordu. 75. dakikada bu sistem değişikliğine karar verdi ve iki oyuncu değişikliği yaparak dörtlü bir hücum hattına döndü. Ama bu dörtlü hücum hattına dönmesi de çok belki biraz etkili olmasını sağladı ama çok da pozisyona girip puanı kurtarmasına yetmedi. Bence bu değişikliklerde de biraz geç kaldı diye düşünüyorum. Çok önemli bir
mağlubiyet aldı ve yara aldı Kocaeli takımı. Tabii karşı tarafta Manisa FK takımı Mustafa Dalcı'nın gelmesiyle daha dirençli bir takım olmuş. Savunma hattında yaptığı 3 transferle Muhammed Taşkın ve Albert gibi oyuncuları alarak o savunma hattına bir düzen, bir intizam getirmiş. Belki bir şeyler yaparım havasıyla şu anda aldığı bu galibiyetle 10. sıraya yükseldi Manisa FK takımı. Yani aşağıki gruptan uzaklaşıp yukarıki gruba ulaşabilir miyim galibiyeti oldu bu bana göre. Daha derli toplu oynadığını gördük diğer maçlara nazaran. Oğuz'un attığı klas golü gördük. Yani gerçi savunma hatası ama orada soğukkanlı kalıp o vuruşu yapmak çok da kolay değil. Öne geçtikten sonra da kurduğu tuzak oyunuyla pozisyonlara girdi ve 3 puanı alan taraf oldu. Evet, bakalım Kocaeli Spor'un, ben şunu gördüm Kocaeli Spor'da. Bir transfer şeyi yapmışlar, operasyonu yapmışlar. İşte Emre Onur, Yusuf Emre, Atabey gibi bazı oyuncular ayrıldı. Vukovic, Şeydayev ve işte genç Level gibi bazı oyuncular da geldi ama hani bu operasyonun henüz Kocaeli Spor'a bir oyununa bir katkı sağlayacak düzeyde bir operasyon olduğu şüpheli. Yani bana öyle gibi geldi, bilmiyorum. Evet. Nasıl? Yani iyi bir Kocaeli Spor göremedik. Yani son bölümde değişikliklerle yapılan yalancı bir baskı var ama o baskı Kocaeli'nin oyunu, bir pas kalitesizliği vardı. Bilhassa savunmadan çıkarken iki bekinin de ne kadar etkisiz bir oyun oynadığını bu maçta çok net şekilde gördük. Yani yapılan, ya, tabii kaybedilmiş ya şu açıdan, yani şu anda Süper Lig'e çıkma şansı kaybedilmiş değil ama bir an önce kendine gelmeli Kocaeli takımındaki futbolcular, hem oyun olarak hem mücadele olarak. Evet. Kocaeli Spor'da şey devam ediyor tabii, yani bu ilk devredeki hızlı oynamakla telaşlı oynamayı karıştırma hastalığı da aynen kaldığı yerden devam ediyor. O da genelde bütün hocam birçok takımımızın yaptığı şey bu. Biraz yani Eyüp Spor'u ayıracağım, bu haftaki Göztepe'yi de ayırabilirim. Onun dışındaki takımlar yani telaşlı oyunla çabuk oyunu gerçekten karıştırıyorlar. Bu da skorlara yansıyor zaten. Hocam, lider Eyüp Spor'un programın son bölümünü ayıralım istedim ben. Ayrı bir yere koyabilmek açısından. Sakaryaspor'da da Kocaeli Spor'a benzer bir şey var. Kötü başlangıç havası var. Göztepe karşısında ben kötü bir Sakaryaspor izledim. Yani İzmir ekibi deplasmanda 2-1 kazandı. Kontrollü oynadı. Maçın kontrolünü rakibine bırakmadı. İstediğini aldı. Sonuç odaklı oynayan bir Göztepe görüyoruz Stoylov'un gelmesinden sonra. Tiyaniş ve Ahmet İldiz'in golleriyle işte 2-0 öne geçtikten sonra TFF 1. Lig'in en böyle komik gollerinden birini izledik son dakikada da. Şeytanlıkla atılmış bir gol ama o şeytanlık işe yaradı işte. Kasangun'un şeytandı. Bu karşılaşma için neler söyleyeceksin hocam? Hocam yani şimdi sonuç odaklı dediniz, doğru ama bir de oyununda da yükselme olduğunu görüyoruz Göztepe takımı. Gerçekten yani iyi bir Göztepe vardı bugün. Gerçi Sakaryaspor takımı ona müsaade etti ama iyi bir Göztepe takımının olduğunu, yani maçı hak ederek kazandığını söyleyebiliriz. Yani rakibini maç boyunca baskıda tuttu, atak yaptı, pozisyona girmeye çalıştı. Ki birçok da eksiği vardı. Mama, Diouf gibi, Palmer gibi, Mesudi gibi önemli oyuncuları da bu maçta yoktu. Ama Göztepe takımı bir takım olmuş artık. Yani daha değişik bir, yani 3-2-3 dediğimiz, yani rakamlarla anlatırsak değişik bir oyun sistemiyle Stoylov Hoca'nın Göztepe takımını oynattığını gördük. Gerçekten maça da iyi girdi. Golü attığı golden sonra kaçırdığı goller var. Bu da Göztepe takımının bu işe ne kadar çok inandığını gösteriyor ve şu anda da ligde Eyüp Spor'un ardından lig ikinciliğine yükseldi. Belki bu sezon başından beri ilk defa olan bir şey. Yani lig şu anda bitse Göztepe Süper Lig'de durumuna geldi Göztepe takımı. Bu da Göztepe için önemli. Tabii bu maçta da Ogun ve Traore'nin oynadığı oyunu da ben hayranlıkla izledim. Gerçekten iki oyuncu mükemmele yakın oyun oynadılar. Traore ligin ilk yarısında
çok oynayan bir oyuncu değildi tahmin ediyorum sakatlıktan dolayı. Ama onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu geçen yıllardan biliyoruz ve Traore'nin de takıma dönmesiyle Göztepe takımı bir ivme kazandı. Tabii Ahmet Yıldız'ın attığı çok güzel bir gol var. Yani Göztepe takımında Ahmet Yıldız sonradan oyuna giriyor. Yeni transfer Helton sonradan oyuna giriyor. Ramon sonradan oyuna giriyor. Yani Celil sonradan oyuna giriyor. Yani kadronun genişliğini anlatmak açısından bunları söylüyorum. Bir de 4-5 tane önemli oyuncusu yok ve buna rağmen gidip Sakarya gibi 11 haftadır maç kaybetmeyen, yenilmeyen bir takımı gidip deplasmanda ki dezavantajları da vardı tabii Sakarya Spor takımının. En önemli dezavantajı seyircisinin olmaması hocam. Yani işte taraftarın bir maçı kazanmak için yaptığı yanlışların bir faturası bu hocam. Sakin olmak lazım. Sevinci de sakin yaşamak lazım. Üzüntüyü de sakin yaşamak lazım. Ama maalesef bunu beceremiyoruz. Tabii hak ederek kazanmış bir Göztepe takımı var. Takım oyunu oynadı. Bunları da söylemek lazım. Orta alanda çok bariz bir üstünlüğü vardı. Ve bu bariz üstünlüğü de skora yansıttı. Bir baktığımız zaman yani bir şey şovu da var. Yani istatistik şovu da var Göztepe takımının. Topa sahip olmanın dışında 18 şut atmış Sakarya gibi bir deplasmanda 8'i isabetli. 40 kez rakip ceza alanına girmiş. Bunlar önemli şeyler. İşte bu doğruları yapınca da skor sana geliyor. Tabii orta alan maçı aldı dedik ama teknik direktör katkısı da burada artı şekilde yansıdı oyuna. Doğru zamanda doğru oyuncu değişiklikleriyle bence maça hükmetti ve çok önemli bir galibiyet aldı. Yalnız maçın uzatma dakikalarında Liz'in yaptığı hata da affedilir gibi değil. Yani bir oyuncu ki kaleci çevre kontrolü yapmadan topu yere bırakır mı? Bıraktı ve Kosongo da araya girerek boş kaleye hayatının en rahat golünü attı. Tabii bu Göztepe takımı daha da iyi olur ve mutlaka ligi ilk üçün içinde bitirir diye düşünüyorum. Öbür taraftan tabii taraftar yokluğundan bahsettik. Sakarya takımının en büyük gücü taraftarı. Yani bugün bir taraftarı olabilseydi farklı bir müsabaka seyredebilirdik hocam. Yani çünkü Sakarya oyuncuları, Sakarya camiası taraftarıyla büyüyen bir camia ve o taraftarın yokluğunu bence maç boyunca aradı. Tabii maçın ilk golünde Cihan'ın yaptığı bir işte her hafta söylediğimiz şeyler bu oyunu iyi başlatma hastalığı maalesef burada da nüksetti ve oyunu başlatayım derken 0-1 mağlup duruma düşüyorsun hocam. 0-1 mağlup duruma düştüğün zaman rakibi yenebilmen için hep söylüyorum 2 gol atman lazım. Belki senden düşük kalibreli takımlara karşı bunu başarabilirsin ama seninle aynı dengede olan takımlara karşı bunu yapmak çok da zor oluyor. Bence bu sezonun Sakaryaspor en kötü futbolunu oynadı. Yani takımda iyi diyebileceğimiz hiçbir oyuncu yoktu. Delvalle en kötü maçını oynadı ki övdüğümüz bir oyuncuydu. Hasan sahada var mıydı yok muydu hiç anlayamadık. Burak basat bir oyun oynadı ki bence Kosongo gibi oyuncu hocam durumu sağlamsa sakatlığı yoksa form durumu ne olursa olsun mutlaka ilk 11'i başlamalı. İşte girdikten sonra belki bir şeyler yapabilen tek oyuncusuydu Kosongo. Rossi yani yokları oynadı ki haftalardır bir düşüş içerisinde. Takımın en iyi oyuncularından biri dediğimiz Murat Cem'in de bu maçta çok kötü oynadığını gördük ki iki bekinin de ne kadar zaaf içerisinde olduğunu bu maçta görmüş olduk. Bence final gibi bir maçı kaybetti. Şu maçı Sakarya kazansaydı Göztepe'nin yerine ikinci sırada Sakarya takımı vardı. Maalesef işte Sakarya açısından maalesef diyorum. Bunu istediği şekilde bir türlü oyuna giremeyince ve itici gücü de olmayınca bu istediği puanları alamadı ve Göztepe onun yerine hak ettiği biraz evvel söyledim. Hak ettiği bir galibiyetle onun yerine geçti. Tabii
savunma ve orta alanın dökülmesi forveti de etkiliyor. Forvete iyi paslar gitmeyince onların da kötü gününde olması Sakaryaspor takımının pozisyona girmesini engelledi. Hocam bir takımda 2-3 kişi kötü oynadığı zaman onu telöre edebilirsin. Takım olarak onları taşıyabilirsin. Ama 7-8 kişi olduğu zaman, kötü oynadığı zaman 2-3 kişi o 7-8 kişiyi taşıyamıyor ve 11 maç sonra gelen bir yenilgi. Ama karaları da bağlamamak lazım. Lig uzun maraton. İkinci yarı yeni başladı. Önünde oynayacağı 16 maç var. Sakaryaspor takımı tekrar bir galibiyet serisi yakalayabilir diye düşünüyorum ben. Evet hocam, programın son bölümünde şimdi tabii haftanın sadece 3 puan değil, bana göre 3 puandan epey fazlasını çıkartarak artık şampiyonluk yarışında avantajını iyice perçinleyen Eyüpspor'u konuşalım. Herhalde siz de maça da gittiniz. Öbür taraftan da 2-0 karşılaşmayı kazanan Eyüpspor 2-0 kazanırken Keçiören'de yenilgi serisini artık kaç maç bilemiyorum. En az 5 maçtır benim bildiğim yeniliyor. Kaç maça çıkarttı onu da bilemeyeceğim. Yani iki takım arasında kalibre farkı vardı ve Eyüpspor karşılaşmayı fazla da zorlanmadan kazandı hocam. Buyurun. Hocam yani Eyüpspor bu saatten sonra Süper Lig şansını diğer takımlara vermez. Yani benim gördüğüm, çünkü oyunu da gördükten sonra, diğer rakipleri de seyrettikten sonra gerçekten Eyüpspor'un çok rahat ve kaliteli ve klas bir kadrosu var. İyi de bir oyunu var. Yani pas oyunu diyoruz ya haftalardır Arda Hoca'nın oturtturmaya çalıştığı pas oyunu. Bunu Keçiören Gücü karşısında yani canlı gözlerle statta bunu net şekilde gördük. Gerçekten takım çok rahat futbol oynuyor ki Fred gibi önemli bir oyuncusu da milli takıma gitmişti. Onun olmamasına rağmen onun yerine Arda Hoca orada bence maçın dönüm kararıdır o. Recep Niyaz da Regatti'ni beraber oynattı topa sahip olma adına. Bu iki klas oyuncunun da arkasında Robin Yalçın gibi rahat pas yapabilen, iyi mücadele eden, kaliteli ve klas bir oyuncu olunca orta saha hakimiyetini de alan Eyüpspor bence çok rahat bir galibiyet aldı. Çok da zorlandığını söyleyemeyeceğim. Yani Keçiören takımı Eyüpspor'u çok da zorlayamadı. Şampiyonluğa yakın. Hocam bayraklar sandıktan çıkar. Yani bence Nisan'ın yani Mart ayı ortalarında eğer bu gidişatını devam ettirirse ki belki bu hafta bir tip şampiyonluk maçına çıkacak Kocaeli'ne karşı deplasmanda. Eğer oradan alabileceği bir beraberlik bile Eyüpspor'u şampiyonluk yolunda bana göre yalnız bırakır. Tabii yani futbolda direkt o ağı şampiyonluk arasını sağlamadan net garanti konuşmak mümkün değil ama ortada da görünen köy kılavuz istemiyor hocam. Görünen köy yakındır derler ya, gerçekten yakın ve Eyüpspor o şampiyonluk köyünü diyelim, hadi daha farklı bir tabir kullanalım. Bence görmüş durumda. Bir de transfer çalışması bile devam ediyor. Yani baktığınız zaman Pendik'ten Turam'ın gelme durumu var. Sivas'tan Saiz'in gelme durumu var. Ki bu da takımın bence gücüne güç katar. Ya Eyüpspor takımı sezon başında yaptığı doğru hamlelerin, doğru kadro yapılanmasının ki eksikler bile olsa bence meyvelerini topluyor. Yani hiç zorlanmadı maçın tamamında. Bütün 90 dakika boyunca maça hakimdi. Sadece bir kez rakip bir tehlikeli pozisyona girebildi. Onda da kaleci Berke'ye gelen bir topu kaleci Berke kurtardı. Tabii Robin Yalçın'ın öneminden bahsettik. Ampen'de müthiş bir çıkış var. Ona devam ediyor. Gollerine devam ediyor. Belki Ahmet Kutucu geleneksel gollerinden birini atamadı bu hafta ama Ahmet Kutucu da takım için ne kadar önemli oyuncu olduğunu maçın içerisinde net şekilde görebiliyoruz. Belki Bruno biraz takımın gerisinde. Yani Bruno biraz takımın gerisinde ama işte onu da Turam'la kapatıp, ki Bruno'nun da hakkını yemeyelim. O da Eyüpspor'a bence
önemli katkılar verdi ve Murat'tan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Savunmanın sağında oynayan Murat bence sahanın yıldızıydı. Yaptığı asistin dışında oyuna çıkışları, doğru oyun başlangıçları ve yaptığı kademelerle bence Eyüpspor'un bu maçta en iyi oyuncularından biriydi. Ve şimdi gözler Salı günü kupada oynanacak Beşiktaş maçına çevirdi. Tabii camia olarak şu anda Beşiktaş maçına odaklanmış bir taraftar topluluğu var. Ama çok da havaya girmemek lazım. Beşiktaş takımı da her ne kadar eksikleri olsa da şampiyonluk şansını kaybettiği için en önemli basamağı Avrupa için kupa olarak görüyor. Ve bu maça çok büyük önem verecektir. Belki de Kocaelispor maçını düşünerek Eyüpspor yedek ağırlıklı bir kadro da çıkabilir. Şu ilk 11'den 3-4 kişiyi oynatıp diğer oyuncuları oynatıp Beşiktaş'a karşı yedek ağırlıklı bir kadroyla da çıkabilir. Onu ancak Salı günü göreceğiz ama Eyüpspor bence bu ligin en farklı takımlarından biri. Keçiören gücü için işi çok zor. Yani bence bu gidişatı düşme adaylarına doğru sürüklüyor Keçiören gücünü. Ama transfer haberlerini duyuyoruz. Transfer haberleri belki takıma bir ivme kazandırabilir. Ya, teknik direktörün ilk 11 seçimini de açıkçası ben yadırgadım. Yani Kamara ve bence Dembele bu takımda şu kadronun içerisinde ilk 11'de her zaman oynarlar. Ama teknik direktörlerin de zaman zaman ne düşündüğünü ben çok anlamakta zorluk çekiyorum. Bugün seyrettiğim maçta ne bir oyunu vardı ne bir taktiği vardı ve rakibi de onu rahatlıkla yendi. Metin bu maçta diğer maçlarına nazaran biraz daha iyi durumdaydı. Kaleci Metin'den bahsediyorum. 3-4 tane önemli de kurtarış yaptı. Aman dikkat Keçiören diyorum. İnatçılığın yetmez, ligden düşersin. Evet hocam, ben programın son bölümünde şöyle bir hızlıca diğer karşılaşmalar hakkında bir şeyler söylemek isterseniz yine sözü size bırakayım. Bodrum farklı kazandı. Bandırma Erzurum'da berabere kaldı. Adana Bolu maçı berabere. Bu maçlar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii söyleyelim. O maçlar hakkında tabii Bodrum takımı Giresun takımını 4-0 yenmesi gayet doğal. İki takım arasında bir kalite farkı, bir sistem farkı, bir takım oyunu farkı var ve onu Bodrum Spor attığı 4 golle ispat etti. Tabii Bandırma Erzurum maçı, tabii Bandırma bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Erzurum dirençli bir takım, her zaman mücadele gücü yüksek bir takım ve bunu her zaman sahaya da yansıtıyor ve bu yoklukta hocam 20 puan topladı Erzurum. Helal olsun Erzurum takımına diyeceğim. Ama Bandırma böyle devam ederse ilk 7 şansını da bence kaybeder. Adana Bolu maçı 1-1 bitti. İki takım da ne yukarıya yaklaşacak ne aşağıya yaklaşacak durumdalar. Ama aşağı sanki daha yakınlar. Daha dikkatli olurlarsa bence ligde varlıklarını sürdürebilirler. Evet hocam, teşekkür ederim. Çorum Tuzla Ümraniye Gençler Birliği karşılaşmaları bu akşam saat 19'da. Pardon, Çorum Tuzla saat 16'da, 19'da. Ümraniye Gençler Birliği maçı 19'da başlayacak. Yarın da Altay'la Şanlıurfa Spor karşı karşıya gelecek. Çok önemli maçlar tabii hocam. Özellikle hem düşme hattını hem de playoff yarışını doğrudan ilgilendiren maçlarla karşı karşıya kalacağız. Bu maçları da tabii artık oynanmadığı için yorumlayamıyoruz. İnşallah bir başka hafta yine sizinle değerlendiririz bu takımları. Programı kapatırken bir söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Hocam yani şimdi Süper Lig maçta biraz sonra Samsunspor'un Sivasspor'la oynayacağı maçı yorumlayabilmek için televizyonun karşısına geçeceğiz. Yani Süper Lig'de de üstün dışında altta bir heyecan var. Onu da biraz sonraki programımızda değerlendireceğiz inşallah. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Ben bir kez daha programı kapatırken zamanmekanmakinası.com adresini bir köşeye kaydetmenizi rica edeceğim. TV55'i değerli yorumcularımızla birlikte bu haber sitesinden, bu ulusal haber sitesinden takip edebileceksiniz. Ben Özcan Purdu'ya çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.
Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.